Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Nintendo'nun yepyeni konsolu Nintendo Switch'i inceliyoruz. Arkadaşlar, oyun konsolu dediğimiz zaman aklınıza ilk başta PlayStation ve Xbox'ın gelmesi çok doğal. Ancak Switch'in onlardan ayrılan bir yönü var. Bu ayrılan yönler neler? Gelin onlara bakalım. Bildiğimiz televizyonların yanına koyduğumuz sabit oyun konsollarından oldukça farklı bir yapıda olan Switch hem televizyonumuza bağlanabiliyor hem de taşınabiliyor. 3 Mart 2017 tarihinde satışa başlanan konsolumuzun yurt dışı satış fiyatı $300. Ülkemizde resmi olarak satışa çıkmadığı için fiyat da söyleyemiyoruz. Switch'i de bize Kaan isminde bir arkadaşımız getirdi. Kendisiyle birazdan tanışacaksınız. O da mesela Almanya'dan almış. Siz de ya bu şekilde alabiliyorsunuz ya da Almanya'dan, işte Avrupa'dan, Amerika'dan getirten birisi ülkemizde satıyor. Gidip ondan satın alabiliyorsunuz. Birazdan oyun deneyimine bakacağız arkadaşlar. Şimdi çok az kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kutu içeriğimizden Joy-Con kumandası, kumandaları bileğe takabileceğimiz kayışlar, yine Joy-Con kumandalarını oturtabileceğimiz ve standart bir kumanda haline gelen aparat, konsolun kendisi ve konsolu yerleştirebileceğimiz bir alan ve güç adaptörü geliyor. Eğer bu aparatı televizyonunuza bağlarsanız Switch'i bu aparata yerleştirdiğiniz zaman görüntü ekrandaki 720p'den 1080p'ye genişletiliyor. Ancak bütün oyunlar geçerli değil. Bazı oyunlarda 1080p, bazılarında 720p olduğunu belirtelim. Switch'imizi televizyona bağlarken bir doku oturtuyoruz dedim. Ancak bu oturtma esnasında biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü benim internette gördüğüm kadarıyla o oturtma esnasında Switch'in ekranını çizen oldukça fazla insan var. Joy-Con'larımızı istersek elde tutarak oynayabiliyoruz, istersek kutudan çıkan aparata takarak standart bir kontrolcüye dönüştürebiliyoruz. İstersek direkt Switch'in iki yanına takabiliyoruz. Bu takma çıkarma işlemleri oldukça pratik bir şekilde halledilmiş. Bu arada Joy-Con'larımızın iki farklı renk seçeneği olduğunu belirtelim. Bir tanesi bizim elimizde olan gri renkler, diğeri de birisi mavi, birisi kırmızı olmak üzere farklı iki renk seçeneğimiz var. Switch'i mobil olarak oynamak istiyorsak illa elle tutmamıza gerek yok arkadaşlar. Arkada açılan bir kapağı var. Bu kapağı açarak masaüstü moduna alıyoruz ve herhangi bir masanın üzerine koyarak oynayabiliyoruz. Konsoldan bu kadar bahsettik. Ağzınıza bal çalıp kaçmak gibi olmasın. Şimdi oyunlarımıza Kaan'la birlikte biraz daha yakından bakalım. Arkadaşlar, Switch'imizi televizyonumuza bağladık. Bu arada merhaba Kaan. Bize Switch'i getiren arkadaşımız. Merhabalar. Kaan şu an bize Switch üzerinde biraz aksiyonlar gösterecek. Yani Zelda'yı tanımlayamıyorum. Herhangi bir klasmana koyamıyoruz. Çünkü aksiyon var, macera var, RPG var, karakter geliştirme var. Özellikle yemek yapma olayı efsaneleşti. Bu oyunun olmazsa olmazlarından biri şu. Burada görmüş olduğun materyalleri topluyorsun. Toplamış olduğun materyalleri birleştirerek yemek yapıyorsun. Bu yemekler sana aynen bir bonus olarak geri dönüyor. Abi şimdi Switch'in daha eğlenceli oyunlarına bakacağız da bir dakika da ben bir koşturayım mı ya? Şöyle bir sağa sola bir gideyim bakayım ne oluyor. Sen de bu arada son bir yorum yap Zelda ile ilgili. Yeni başlayacak insanlar ne yapmalı? Normal bir RPG oyunu gibi düşünmemeli. Bol bol gezecekler, bol bol materyal toplayıp bu dünyayı keşfedecekler. Bu arada karşına gardiyan geldi. Dövüşmesi gayet zor, içine de binebiliyorsun onu. Ben o zaman ona bir gireyim ya. Gardiyan gel buraya. Yani emaneti salladık ama ooo beni o bir kere de öldürdü. Niye böyle olduk? Daha onu yenmemiz için gereken güç bizde henüz mevcut değil. O zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar deyip biz diğer oyunlara bir geçiş yapalım. Arkadaşlar şimdi diğer oyunumuz Switch 1-2 isimdeki oyun. Evet. İçinde 27-25 mi ne kaç tane? Bir 28 tane galiba. 28 tane oyun var. Biz inek sağmayı deneyeceğiz şimdi. Bayağı inek sağıyoruz ya, süper. Normalde ekrana bakmayıp hani yüz yüze baktığımızda buradaki olay şey tamamıyla titreşimi sana öğretmiş. Ama bakıp da yapması da keyifli. Tabii. Ve bu arada kazandın, 9 kupa doldurmuşsun. Çok pis inek sağarım millet, bunu bilin. Evet, yine enteresan bir oyun. Joystick'i döndürerek oynuyoruz. Çok karışık geliyor bana döndürdükçe de. Düzgün yapıyorsan mavi zincir, geriye doğru sarıyorsan yani kapatıyorsan kırmızı çıkıyor. Ama bayağı keyifli. Adam bitirdi yalnız, tebrik ederim. Kaan, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Takipçilerimiz adına da sana. Ben de teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz çok sağ olun. Eyvallah. Şimdi videomuza devam edelim. Oyunlarımıza da baktığımıza göre şimdi gelin cihazın teknik detaylarına biraz değinelim. Switch'in 6.2 inçlik 720p dokunmatik bir ekranı var. Oyunları saniyede 60 kare olarak oynayabiliyoruz. Ancak bu bütün oyunlar için geçerli değil. Ama şunu söyleyelim, Nintendo bu seçeneği geliştiricilere açmış durumda. Oyunları dilersek 32 GB'lık kendi hafızasına indirebiliyoruz. Ki bu hafıza bana göre biraz az geldi. Dilersek de 256 GB'a kadar micro SD kart desteğiyle oyunları o kartın içine atabiliyoruz. Ayrıca fiziki olarak oyunları almak istersek de oyunlar kendine özel bir kart şeklinde geliyor. Bu kartları Nintendo Switch'imize takıyoruz. Burada şöyle bir detay vermek istiyorum sizlere. Bu kartların tadı çok kötü arkadaşlar. Çünkü bu kartları çocukların ve hayvanların yutabileceğini düşünmüş Nintendo. O yüzden ağzına atar atmaz tüküreceği bir tat vermiş kartlara. Joy-Con'lar takılı olmadığı zaman 297 gram olan konsolumuz oldukça taşınabilir bir durumda. Nvidia'nın özelleştirilmiş bir Tegra işlemcisini kullanan cihaz 4310 mAh'lik bir pille geliyor. Bu pil kullanıma göre değişiyor ama Zelda gibi Switch için üst düzey bir oyunu ortalama bu pille 2,5 saat kadar oynayabiliyoruz. Cihazımız kapalı durumdayken de tam şarja yani %100 şarja ulaşması da ortalama 3 saat kadar sürüyor.
sürüyor. Evet millet, artık yavaş yavaş Switch ile ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Arkadaşlar Switch'i kesinlikle PlayStation veya Xbox'ın rakibi bir konsol olarak göremeyiz. Zaten grafik kalitesi ve kullanım şekli de farklı sınıfların cihazı olduğunu gösteriyor. Switch vay benim işlemcim son model olsun, ben en üst düzey grafikleri oynatayım falan filan gibi bir kaygı taşımıyor. Bu cihazdaki asıl amacımız eğlenmek. PlayStation Vita da zaten yavaş yavaş ölmek üzereyken Switch onun boşluğunu muhtemelen rahatlıkla dolduracaktır. Benim kişisel görüşümde Nintendo Switch ile ilgili ülkemizde tam olarak destek görseydi, Türkçe oyunları görebilseydik, garanti konusunda sıkıntı yaşamasaydık ve fiyatı da birazcık daha düşük olsaydı gayet alınabilir, oldukça güzel bir konsoldu. Şimdi sizin için de bir anket hazırladık arkadaşlar. Benim dertlerimi dinlediniz. Siz olsaydınız 3 konsoldan hangisini alırdınız şuraya koyduk. Amacınız tamamen eğlenmek olduğunu düşünün ve ona göre tercihinizi yapın. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizler için Nintendo Switch'i inceledik. Kaan'a tekrar teşekkür ederek videomuzu kapatalım. Aşağıdaki yorumlara kafanıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.